Gelin devam hocam, edelim. Biz bir şu son depremlere bakalım. Evet. Neden oldu? Biraz bilime kulak verelim. Şimdi siz nasıl yönlendirdiniz? Bunlar, öyle bunlar hocam son iki günde önce sanırım Konya'da oldu. Ardından Malatya'da, Sivas'ta ve Niğde'de en son. Son iki günlük depremler bunlar. Şimdi şu tartışılıyor. Deniyor ki zaten siz de gündüz programımıza Habertürk'e katılıp anlattınız. Bir levha hareketi var. Onu sıkıştırmasıyla bazı yerler kırılıyor ve bunu da göreceğiz. Devam edecek bunlar. Evet, yani sizin hazırladığınız görselle anladığım kadarıyla güncel AFAD'ın hazırladığı herhalde kırmızıyla gölgelendirdiğimiz son deprem risk haritası üzerine giydirdiniz. Ama sırayla gittiğimizde de detaylı göreceğiz. Bizim şimdi asıl problemimiz Doğu Anadolu fayı üzerinde olan depremler, her ne kadar Kahramanmaraş, Pazarcık 7.7 diye adlandırılsa da ben kendi hesaplarımda yaptığım sonuçları söyleyeyim. Bu Nurdağ Pazarcık depremi 7.9 manyetüdü. Kendi hesapladım ve yayınlamak üzereyim. Ana şok 9 saat sonra işte Elbistan dediğiniz aslında Ekinözlü depremi 7.7'lik bir deprem. Siz 7.8 diye vermişsiniz Pazarcık. Şimdi bu bilimsel tartışmaya girmek istemiyorum ama aslında büyük depremin, birinci depremin asıl manyetüdü 8'e yakın. 8'e yakın. Bunlar tamamen bilimsel ama 3 farklı makale üzerinde çalıştım. Hatta yazdım, gönderdim. Yayınlanmak üzereler uluslararası dergilerde. Onların büyüklüğün önemi yok. Benim sismolog olarak düşündüren neden 2 saat, 3 saat, 4 saat, 1 gün, 2 gün sonra değil de 9 saat sonra 7.7 oluştu. Bu sürgü fayı, Malatya diyorsunuz ama aslında orası Doğanşehir. Sıyrılma fayı boydan boya sürgüye kadar gidiyor. Kuzeyde Gürün civarlarında ikiye bölünüyor ama beni şaşırtan aşağıya Çukurova'ya, Adana'ya gitmesini beklerken ki oralarda parçalar halinde 6-6.5'luk deprem üretecek kırıklar var. Birden Konya ve Bor'da, hatta bugünkü 5.3'lük yere sıçradı. Stres transferi var. Biz bu detaylara da girebiliriz. Ama burada bunun burada ayrı faylar mı var şimdi, hocam? Niğde'de, Konya'da, Sivas'ta. Evet, ayrı faylar var. Belki birazdan detayına ineriz ama beni en çok ilgilendiren Elbistan diye adlandırılan Ekinözü fayı ya da sürgü fayının geometrisiyle kırılma düzleminin çözümü aynı şekilde sol yönlü ve oraya kadar uzanmış olması. Yani Tuzgölü fayıyla alakalı bir deprem değil, bağımsız bir deprem. Artçıları olacak bir süre daha ama mekanizma olarak sanki buraların tetiklediği stresi, yani strain dediğimiz birikiminin transfer edildiği bölgede. Bir ucu bu. Birazdan diğer şekillerde göreceğiz. Öteki 6.4'lük Defne dediğimiz Hatay, aslında Samandağ. Evet. İki tane peş peşe. Dikkat ederseniz depremler hep duble oluyor. Arka arkaya. Biz onlara deprem çifti diyoruz. Kuzey Anadolu fayının, Doğu Anadolu fayının, bazen San Francisco'da, Sarangres fayında ve de Kunlun'da örnekleri var. Nepal'le. O açıdan bilimsel anlamda çok heyecan verici ve bize kitabı bir herhalde 10, 20, 30, 40, 50 yıl sonra bile çalışılacak bir deprem. Ya dolayısıyla buradaki oluşan sizin görselinizdekiler hiçbir sürpriz değil. Bir, çok büyük bir deprem. 360 kilometrelik bir fay tek seferde kırıldı. İlk önce Nurdağ ile Pazarcık'ı kırdıktan sonra iki şekilde yukarıya, kuzeydoğuya doğru hareket etti. İşte Doğanşehir'e kadar, sonra Hatay Samandağ'a kadar gitti. Stres transfer etti. 9 saat bekledi ama bu sefer çok hızlı bir şekilde kırıldı. Biz buna süper şehir diyoruz. 5.2 kilometre bölü saniyede kağıdı yırtar gibi levhayı yırttınız. Saniyede 5 kilometre yırtıldı. Yer değiştirmeler yüzeyde farklı ama yerde 10-11 kilometre derinlikte 10.5 metre yer değiştirme var. İşte jeolog arkadaşlar morfolojideki yağışlar, ikinci deprem söylediğiniz. En ilginç olan da ikinci deprem zaten. Evet. Birincisi hiç sürpriz değil. Şu Doğu Anadolu fay zonundan sürpriz olacak olanı Samandağ, ki burası devam ediyor Kıbrıs'a kadar giden, hatta İskenderun Körfezi içerisinde küçük bir yeraltı tsunami de oluşuyor. Oradan itibaren Suriye'de Palmiritlerden Lübnan, Filistin, Akaba ve İsrail'e kadar ki o da 7.5 üretecek. Asıl şu anda İsrailler çok büyük korku içerisindeler çünkü hareket oraya gidiyor. Bütün bu hareket 15-18 milimetre bölü yıllık bir hızla oluyor. GPS'ten elde ediyoruz ama Doğu Anadolu fayı üzerindeki hareket 7 milimetre kadar birikimle oluşuyor. Yani 150 yıllık. Yılda, 250 yılda, 500 yılda ve 1000 yılda oluşan stres birikimi bu son 6 Şubat depreminde üçü birden üst üste peş peşe oldu. Bir soru hocam. Bu çok kritik. Şimdi bildiğim kadarıyla bu Arap levhası yaklaşık 10 milyon yılda 50 kilometre falan ilerledi. Tabii. Değil tabii, mi? Evet. Yani bütün bu zaten faylar öyle oluştu. Oluşuyor. Oluşmaya devam ediyor. Tarihsel jeolojiye bakarsak evet. Evet. Fakat deniyor ki mesela şu
İkinci depremin olduğu yer. Evet. Yani Pazarcık değil de Ekinözü. Ekinözü. Evet. Evet. Depremi çok çok iyi, yani mesela 1000 yıl önce belki evet. orada bir deprem. Dolayısıyla hesaplayamıyoruz. Tabii yani bilemiyoruz. Evet, evet, gayet doğru. Şimdi acaba mesela Niğde'de, Sivas'ta evet. ya da Konya'da yaşananlar da belki bir 5000 yıl önce bir deprem vardı. 5000 yılda biriktiriyor evet, bunu. Evet, yani Niğde özellikle bugünkü deprem size kanalınıza da demeç yani görüşlerimi paylaştığımda 500 yıllık, 1000 yıllık güya tekrarlanma periyotları var. O kadar bilgi birikimimiz yok. Onu hesaplayamıyoruz. Yani öngöremiyoruz. Öngöremiyoruz. Bunu. Ama bir de şu tarihi gerçekler var. Oraya da döneceğiz üst yapıyla alakalı. Obruklar var. Yeraltı su seviyesi çok değişiyor. Aşırı sulama bu jeotermal alanlar için de geçerli. Bir obruk fotoğrafımız vardı. Oraya da geleceğiz. Evet. Çünkü fay düzlemi üzerindeki biz aspiritiler dediğimiz sürtünme bariyerlerimiz var. Kayganlığı, akışkanlığı ile alakalı. O da yeraltı su seviyesi değişimleriyle alakalı. Belki onunla alakalı problemler de olabilir. Çünkü hocam özür dilerim. Yeraltı bu sulama yani suların çekilmesiyle de tetiklenecek bir şey tabii, midir? Tabii tabii küçük depremler yani öyle. Yerin altı boşalıyor, toprağın tabii, altı boşalıyor. Yani özellikle jeotermal enerji santralleriyle. Hayır, obrukları demiyorum. Evet. Tabii. Yani depremi tetikleyecek. Bu son depremden sonra oluşmuş bir obruk. Bu olabilir çünkü onun sarsıntılarıyla olmuş olabilir ama böyle örnekler var. San Andreas'ta, Japonya'da çalışılıyor, Çin'de çalışılıyor. İsterseniz bir rolü görselle başlayalım. Peki. Sırayla siz nasıl isterseniz sırayla gideriz. Ya bir zaman. önceki haritamıza bir dönelim. Orada evet. da bir sorun var. Sonra sizin görsellerinize dönelim hocam. Bir önceki haritayı bir daha alalım arkadaşlar. Yani dolayısıyla o son 4 depremin daha önce kaç yıl önce evet. oralarda deprem olduğunu şu anda bilmiyoruz geçen sene ondan önceki küçük 5'lik 4'lük depremler var ama bu boyutlarda, bu boyutlarda şimdi unutmayalım bu yaşadığımız 6 Şubat'taki deprem. Yani yüzyılın en büyük depremleri, çok büyük enerji açığa çıktı. Bir tek örneği 1906 San Francisco depremi var. Kaliforniya'da, diğeri dediğim gibi Nepal'de, Katmandu'da, Kunlun'da, Wenchuan'da, Çin'de 7.9, 8.3'lük bir tane Yeni Zelanda'da geçen sene olmuştu. Dolayısıyla hı hı. o anlamda, bilimsel anlamda çok ilginç. Ama bu bölge için sıkıntılar var, onları konuşmak istiyorum. Peki ben hocam, size... bu burayla alakalı son sorum. Şimdi Arap Levhası dediğimiz evet. yer, şu herhalde kırmızı şöyle, hattan şu, gelip, şöyle hatta aşağı güneye nereye kalan... iniyor hocam o? Yani İskenderun Körfezi'nin altından mı geçiyor? İskenderun Körfezi Samandağ'dan gidiyor, aşağı Kıbrıs'ın Larnaka'dan, kuzeyin üzerinden geçen bir bölümü var. Dolayısıyla giden... oraların hepsinde bir kırılma ihtimali varsa. Var. Onu da en görsellerimde var. 1800'lü yıllarda 7.5'lük deprem oldu. Tsunami üretti İskenderun. Bütün Levant Havzası Aleksandria, İskenderiye'ye kadar, Mısır'a kadar. Mısır'da herhalde dün evet. hissedilen 3 evet. tane deprem olmuş. Evet. Evet. Hatta bizim şu Samandağ depreminin ilk ana şoku 6.4'lük olduğunda Kıbrıs Larnaka civarlarında 3.5'lük deprem oldu. Atina Hastanesi ayağa kalktı. İstatistik çalışmalar yaptık. Acaba onu tetikliyor, ne oluyor, buraya mı geliyor falan diye. Hı hı. Epey bir etkinlik var. Onları konuşuruz. Peki. Sizin bir numaralı demişsiniz. Bir numarayla başlayalım. Merakınızı gidermek için belki sıkılabilirsiniz. Sürekli ders gibi olacak. Örneğin bu NASA'nın ve Avrupa Uzay Ajansı'nın bilgileriyle inşallah Türkiye'nin kendi ulusal uzay ajansımızla aktif olduğu zaman uydu görüntüleriyle elde edilen deprem modeli diyelim küresel ölçekte orada da bile anomaliler var. İşte İzlanda'dan tutun Hint Okyanusu'nda içine Alp Himalaya kuşağı Tibet'te çok net görülüyor. Dolayısıyla gerek Kandilli'nin gerek AFAD'ın diğer yerel bilgilerin pek çok kaynaktan dolaylı olarak uydu jeodesiyle yakın uzaydaki dönen uydularla bile bunları tespit etmek mümkün. Böyle teknoloji o kadar ilerledi. Dolayısıyla morfolojide, yüzeyde, arazideki bu yıkıntıları jeologlar ya da acil arama kurtarma ya da yereldekiler kaçırsalar bile uzayda çok güzel bunlar sürekli kaydediliyor. Bunlar mesela bir, kırmızı noktalar. Kırmızı noktalar biraz önceki sizin haritanızda eşdeğer, örtüşen yerler. Evet. Demin sorduğunuzun sorunun cevabı burada var zaten. Bakın Doğu Anadolu Ufayı birleşiyor Kıbrıs yayına kadar. Boyutları, ölçekleri farklı ama o şu anki bugünkü güncel konumuz değil. Tekrar bunlar konuşuruz. O kırmızılar fayları mı gösteriyor, enerjiyi mi gösteriyor oradaki? Bunlar bizim depremlerin oluşturduğu, aslında biz onları strain diyoruz, global küre deprem modeli. Detaylarına girmek için stres birikiminin olduğu noktaları ve depremlerin oluşturduğu hareketleri gösteriyor. Deprem beklenen bölgeleri gösteriyor, kırmızılar. Yani şu özellikle ne kadar koyuysa, Marmara bölgesinin bayağı tabii, bir kırmızı. Tabii, bütün Türkiye boydan boya ama Güney Ege de öyle, Alpler de öyle, Himalayalar da öyle. Depremlerin olduğu yerleri, yani beklenmesi haritaya, gereken bu yerler. Bu haritaya göre dünyada en merkezi yer biziz. Tabii biz öyle görünüyor. Yani artık Yerkürenin yaşı ya. 5-6 milyar ne kabul ediyorsun? Alp Himalaya kuşağı. Hayır, haritada hocam hayır, tam bizim altımız, ama üstümüz. Ama en genç bir coğrafyadayız. Yani bir Sibirya değiliz, bir Alaska değiliz, bir oturmuş bir kara parçası değiliz. Değiliz. Yani. O oturması, yerleşmesi kırıktan zaman alacak.
Birkaç 10 milyon yıl geçtikten sonra rahatlayacağız. Bu onun güzel şeyi. Ama okyanuslarına kadar net görüyorsunuz. Akaba Körfezi, Kızıldeniz, Hint Okyanusu kırmızı. Bunlar okyanus ortası açılma merkezi. Ama bildiğim kadarıyla birkaç 10 milyon yıl sonra Yunanistan'la Libya komşu oluyor. Tabii İzmir'de Atina kucaklaşacak. Tabii. Evet. Bu hızlarla gider, evet, giderse bu... Girit de bize yapışacak. Yani insan yaşı için Ege Denizi diye bir şey kalmayacak. Jeolojik yaş olarak. Biz dikkat ederseniz Karadeniz diyoruz, Hazar Denizi diyoruz. Aslında onlar göl. Evet. Niye deniz diyoruz ki? Göl. Marmara'da, Akdeniz'de bir göle dönüşecek herhalde. Marmara'da göl aslında. Deniz diye adlandırıyoruz ama göl onlar. Evet. Devam edelim isterseniz. Arkadaşlar nasıl gösterecek? İki sırayla ikinci sıradaki. İkincisi... Gerçi bunlar hareketliydi bazıları ama demek ki arkadaşlar onları tek tek ayırdılar. Sorunuzun cevabı Arabistan levhası. Bu eski bir görüntü. 2000 yılına kadar uydu jeodesinden alınan verilere göre kırmızı hatlar bizim levha sınırlarının buralarda Arabistan, Anadolu, Afrika, Avrazya levhası çarpışıyor. Oklar da bizim bu hareket vektörlerini gösteriyor. Sizin yani bu levha üzerinde bulunduğunuz herhangi bir noktaya göre levhanın neresindeyseniz sizin hareketiniz nereye yönü de azimutu da gösteriyor. Yani arabanızdaki işte silecekler gibi düşünün. Bu, beş parmağınızı açtığınız zaman nasıl hareket ediyorsa hareket o şekilde devam ediyor. Ama sol yönlü. Yani Türkiye Akdeniz'e doğru gidiyor. Gidiyor. Güneybatı eksenli. Evet, evet. Karlova diye hep diyoruz işte Palo, Bingöl bu bölgeden itibaren Doğu Anadolu fayı aşağıda Samandağ'ın oradan birleşiyor Ölüdeniz fayına. Ve bu bölge çok yavaş. Dikkat edin yavaş diye hareket ediyor. Oldukça yavaş. Ege hızlı açılıyor. Anadolu içerisinde nispeten sabit. Bugünkü depremler bu Anadolu yazısının altında kaldılar. Ama bir deformasyon var. Yukarıdakiler hiç hareketin olmadığı yerler 0-0 gibi gözüküyor. Nasıl hep GPS'in bundan çok daha fazlası var. Bu eski bir bilgi. Ama genelde Anadolu levhasının kaçış hareketini ve nerelerde deprem beklediğimizin en güzel örneği. Dolayısıyla bu kırmızı çizgili olan her yerde... Yani biz 3 aşağı 5 yukarı Yunanistan'la jeolojik olarak aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı kıtanın bir parçası. Ama onlar biraz daha hızlı gidiyorlar. Daha hızlı gidiyorlar. Aslında Ege'nin altına daha hızlı gidiyoruz. Girit Adası'nın altına Ege daha hızlı açılıyor. Zaten jeolojik olarak yüzey jeolojik, yani bizim Büyük Menderes, Küçük Menderes, Alaşehir, Gediz grabenlerinin eşliği karşı tarafta Olimpiyos'ta, Korint kanalında işte Patras'a kadar aynı jeolojik birimleri takip edebiliyorsunuz ya da volkanik birimleri. Dolayısıyla böyle bir coğrafya var. Ve oldukça derin bir dalma itim zonu. Sebepleri jeodinamik olarak tartışılabilir. Onun için çok zor bir coğrafyadayız. Arabistan levhası beklenmedik kadar hızlı davranıyor ya da enerjisini biriktiriyor. İsterseniz devam edelim. Evet. Bir sonraki şekil. Şimdi bu benim geçen sene yayınladığım bir makaleden. Aslında 24 Ocak 2020 Doğan Yol ve Sivrice depremiydi. Bu sismik boşluk olan yer. Şuradaki boşluğu kırarak doldurdu. Ama yine Karnova'dan aşağıya kadar giden fay üzerinde işte Nur Dağı'nda, Pazarcık civarında Sarı Yıldız'ın olduğu yerde büyük deprem oldu. Dolayısıyla bu ikinci depremin tetiklendiği kısım Sürgü fayında gene Doğanşehir'den itibaren devam ediyor. Göksun'da Kozan fayına doğru stres biriktirdi. İşte oralarda biz bıraktığı yerde birkaç gündür deprem beklerken birden Niğde borda fırladı. O niye oldu? O sürpriz mi sürpriz hocam? Sürpriz benim açıdan bir sürpriz. Bayağı. Mesela Konya'da deprem olmaz dedi. Var, Konya'da deprem var, oldu. Var Tuzgölü'nde, Fayı'nda, Orta Anadolu'da, Sultan Dağları'nda bütün göllerde çok fazla tarihsel ve güncel depremler var ama büyüklükleri bugünkü yaşadığımız kadar yani bu 6 Şubat'taki de varacak ölçekte değil. Sürpriz olmasının sebebi biz her iki uçta örneğin burada Doğanşehir'den itibaren yukarıya Pötürge'de kırılmayan küçük faylar var, Çelikan var. En yakınında Malatya ile Ovacık fayını kırmasını beklerken özellikle Malatya'yı o kadar uzaktaki bir yerde artık stres ya da strain transferi Niğde'de 2-3-4 tane peş peşe olması 5'lik. Maalesef ülkemiz gibi Orta Doğu'daki fakir coğrafyalarda 5'lik depremler öldürmesi de yıkıyor, yapılara hasar veriyor. O anlamda ekonomik kayba sebep veren boyutta bir deprem. Niğde'de de aşağı yukarı 80 binada bir beklenir. Yani şey yok. Ama işte köprü falan yok ama. Bey, hocam çok ilginç bir şey söylüyor. Sanki deprem değil fakirlik öldürür evet, diyor maalesef arada. Birazcık öyle. Çok ilginç. Yani şu sorunuza cevap olması açısından yani Japonya gibi her şeyi kitabına, teknolojiye, maliyete bakmaksızın insan hayatını önceleyerek kitabına uygun yaptığınız zaman işte çöp kapan tutun işe yarıyor. Yani bizim gibi fakir coğrafyalarda bu pek hayat kurtaran bir yöntem değil.